Orlando ile ilgili saldırgan Ömer Sıttı'yı metinle ilgili her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Sonunda e, Ömer Metin'in Facebook hesabındaki paylaşımları da açıklanmaya başladı. Amerikan Senatosu İç Güvenlik Komitesi Başkanı Ron Johnson'ın işbirliği için Facebook'a mektup gönderdiği öğrenildi ve bu mektupta bu paylaşımlar yer aldı. Amerika'nın saygın gazetelerinden Washington Post'un haberine göre Metin'in en çarpıcı paylaşımı şu: İlerleyen günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde daha fazla saldırı yaşanacak. Ömer Metin'in bu paylaşımı ne kadar gerçekçi bilinmiyor. Zira gerek FBI gerek Amerikan yönetimi saldırganın herhangi bir terör bağlantısı göstergesi olmadığı konusunda hemfikir. Ömer Metin başka paylaşımlarda yapmış Facebook'ta ve Amerika ve Rusya İslam Devleti'ni bombalamayı durdurun gerçek müslümanlar batının kirli yöntemlerini asla kabul etmeyecek. Bize hava saldırısı düzenleyip masum ve e, kadın ve çocukları öldürüyorsunuz. Şimdi Işidin intikamını tadın gibi mesajlar paylaştı. E, Amerikan Senatosu İç Güvenlik Komitesi Başkanı Ron Johnson'ın mektubundaki dikkat çekici bir ayrıntıysa Metin'in sadece saldırı öncesinde değil, saldırı sırasında da Facebook hesabını kontrol ettiği. Metin Facebook'ta gece kulübünün ismini ve saldırı kelimelerini birlikte arayarak haber çıkmış mı onu kontrol etmiş böyle görünüyor. Washington Post'ta 29 yaşındaki saldırganla ilgili ilginç ayrıntılar da var. Uyuşturucu ve steroid kullandığı, lisedeyken kavgaya karıştığı için uzaklaştırıldığı, iyi derecede Farsça ve Arapça bildiği, ailesine yakın olmak istediği için Amerikan ordusuna katılmadığı bunlardan birkaçı. Burada bu arada Metin'le ilgili araştırmalar derinleştikçe ilginç bilgilere de ulaşılıyor. Mesela çevreci yanı Metin'in 2010'daki Meksika körfezindeki petrol sızıntısıyla ilgili bir belgesele kimse burayı umursamıyor. Daha fazla felaket istiyorlar çünkü bundan para kazanıyorlar dedi ortaya çıktı. Ömer Sıtlıki Metin'in eşi Nur Salman da gündemde biliyorsunuz. Sadri bildiği ama engellemediği için yardım yataklıktan suçlanma olasılığı var demiştik dünkü yayınımızda. Amerikan basını da haliyle şimdi Nur Salman'ın hayatını didik didik ediyor. Gazeteler Salman'ın ortaokul arkadaşlarına kadar ulaşmış görünüyor. Bu da ilerleyen günlerde bu çiftle ilgili daha birçok şey okuyacağımız anlamına geliyor. Son olarak dünkü taziye mesajına da değinelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Barack Obama'yı aradı. Telefon görüşmesinde Erdoğan'ın saldırının uluslararası toplumun terörle ortak mücadele etmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu söylediği öğrenildi. Beyaz Saray'dan yapılan bir diğer yazı, yazılı açıklamada Başbakan Binali Yıldırım'ın Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı arayarak taziye, taziye dileklerini ilettiği bu kaydedildi. Ee, Amerikan Başkanı Obama da bugün Orlando'ya gidiyor.